Değerli basın mensupları, İran Dışişleri Bakanı, değerli kardeşim Hüseyin Emir Abdullahyan'ı ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kendisine bir kez daha huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Karşılıklı ziyaretlerin ivme kazandığı bir süreçteyiz. Son iki ayda Tahran'ı iki kez ziyaret ettim. İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin yakın zamanda ülkemizi ziyaret etmesi planlanmakta. Bu amaçla değerli dostumla yürüttüğümüz çalışmalar var. Liderlerimiz arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin daha verimli bir çalışmaya dönüşmesi için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Aynı zamanda terörle mücadelede işbirliğimizi güçlendirmek için neler yapabiliriz, onu da görüşme fırsatımız oldu. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Gazze'deki trajedi tabii ki en önemli gündem maddemizde. Gazze'de Filistinli kardeşlerimizi en temel haklardan mahrum bırakan yasa dışı kuşatma halen maalesef devam etmekte. Elektriği ve suyu kesilen, gıda ve ilaç tedariki engellenen Gazze'liler günlerdir ağır bombardıman şartları altındalar. Evleri yerle bir edilen insanlar tüm dünyanın gözü önünde acımasızca ve alenen katledilmekteler. Mülteci kampları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bile maalesef hedef alınmakta. İnsanlar yurtlarından tehcir edilmekte. Gazze'li kardeşlerimize yönelik bu insanlık dışı kuşatma ve saldırılar uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bu kıyım ve zulüm karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim cumartesi günü İstanbul'da hep birlikte katıldığımız Filistin mitingi Gazze'li mazlumların yanında olduğumuzun en somut göstergelerinden biriydi. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak kim tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın masum sivilleri hedef alan saldırıları hiçbir surette tasvip etmediğimizi her zaman her platformda dile getirdik. 7 Ekim'den bu yana Batılılar dahil ilgili taraflarla yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Her meselede ilkeli ve hakkaniyetli davranmayı esas alıyoruz. Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz. Adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız. Değerli basın mensupları, İsrail'in girdiği yanlış yönden, yoldan bir an önce geri dönmesi, şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini artık anlamalı. İsrail, Filistinleri görmezden gelerek, daha fazla kan dökerek bir yere varlamayacağını anlamalı. Cumhurbaşkanımızın dün bir kez daha vurguladığı üzere, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması, ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. Bazı ülkelerin Gazze'deki kıyıma aleni destek vermesi, şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. Gazze'deki insanlık dramının bölge ülkelerini de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu nedenle bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri kalıcı ve adil barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. Bu bölgenin aktörleri olarak bölge sorunlarımızın çözümünü başkalarına havale etmemeliyiz. Politika geliştirip kapasitemizi ortaya koymayı başarmalıyız. Çözüm odaklı alternatif görüşlerin ele alınabileceği bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Uluslararası Barış Konferansı'nın bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz. Bunun nerede, nasıl olacağına dair istişarelerimiz ilgili dostlarımızla devam etmekte. Biz Türkiye olarak dostlarımızla işgüdüm içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Varılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız. Tüm bu çabalarımızın amacı 67 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasıdır. Filistin içinde İsrail için de güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor. Kıymetli basın mensupları,
Bugün İranlı mevkidaşımla diğer bölgesel gelişmeleri de ele alma fırsatı bulduk. Gazze'deki çatışmaların Suriye sahasına yansımamasının, ayrıca sahadaki sükunetin korunmasının önemine değindik. Aynı zamanda Irak'ı da ele aldık. Irak'ta geçmişe kıyasla daha istikrarlı bir siyasi ortamın sağlandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu istikrarın devamına yönelik gayretlerinde Irak hükümetine de ayrıca tam destek veriyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye ve İran bu bölgede ilelebet var olacaktır. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz ve bölgesel konularda işbirliği yapmamız son derece önemlidir. Bu anlayışla çaba göstermeye devam edeceğiz. Ben değerli meslektaşıma ziyaretlerinden ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum.